2002 Dünya Kupası oynandığında ben daha doğmamıştım. Belki de bu videoyu izleyen pek çok kişi de benle aynı şekilde o yıllarda yoktu. Ama hepimiz Türkiye'mizin nasıl başarılı olduğunu gördük. Futbolu soru. Ortaya Hasan Çapraz'dan sonra gol! O yıl gerçekten iyi bir Dünya Kupası geçirmişiz. Zaten bir 2002 Dünya Kupası var. Bir de 2008 Avrupa Şampiyonası var akıllarımıza kazınan. FIFA 22'ye 2022 Dünya Kupası modu kurduk. Takımımızı görüyorsunuz. Ben internetten baktım. Milli takımımız o zamanlar böyle oynuyormuş. Bu arada bu video için sizden en az 8000 like bekliyorum. Hem o dönemdeki milli takımımıza bakacağız. Hem de harika bir mod kurduk. Bu modu yabancı bir arkadaşımız yapmış. Ona da söylemiş oğlum bilgisini verdik. Daha fazla böyle FIFA içeriği izlemek isterseniz de abone olabilirsiniz. Kalemizde Rüştü Reçber, sol bek Ergün Pembe, sağ bek Fatih Akgel, stoper ikilisi Bülent Korkmaz, Alpay Özalan, Tugay, solda Emre Belezoğlu. O zamanlar sol kanat oynuyormuş herhalde. Ya da sol kanat değil, böyle daha sol iç gibi oynuyormuş da mod yapımcısı Emre'yi sol kanat olarak şey yapmış, bilmiyorum. Ümit Davala'yı görüyorsun. Yıldıray Baştürk'ü görüyorsun. İleri hatta bayağı iyi gözüküyor. Diğer takımları da göstermek istiyorum ufaktan. Yama'daki diğer takımlara da bakalım. 2002 Uruguay var. Çok bunları tanımayız ama ya. Öyle bir sıkıntı var yani. Bunları tanıyamayız. 2004 mesela Hollanda diyor. Robben, Nistelrooy, Overmars, Seedorf falan. Abi şeyler ne? Mesela 2010'lar da var, anladın mı? 2010 Azerbaycan takımı. Bilenler var mı bu oyuncuları? Yazın yorumlara. Belarus, Belçika, Brezilya. 2010 Brezilya. Fabiano, Robinho, Kaka, Felipe Melo, Dani Alves. Sen ne diyorsun abi? 2010 Türkiye var mıydı? Yoktu galiba. Yoktu. All time diyor. All time Türkiye'de ne var acaba? All time Türkiye takımı var mı? Hani gelmiş geçmiş en iyi Türkiye takımı falan. He var. Abi burada da Emre'nin orta saha ve 86 halini görüyoruz. Arda Turan, Lefter, Tugay. Oho. Bayağı oyuncu var burada. Bosna Hersek falan. Oğlum bu yama harika ya. Bu yamayla alakalı önerileriniz varsa yorumlara yazın. Farklı videolar da çekelim. Hani ne görmek istersiniz? Daha önce zaten bir 2014 Dünya Kupası çektik. 2010 Dünya Kupası çektik. Şimdi de 2002 Dünya Kupası çekiyoruz. Artık hız kesmek istemiyorum abi. Tamam mı? Şuradan oyna diyeceğim. Nereden yapıyorduk? Turnuvalar. Ha, buradan abi. New World Cup diyelim. Hocam eyvallah. 2002 Dünya Kupası gerçek gruplarıyla karşınızda. Türkiye'mizin grubu Brezilya, Costa Rica ve Çin. Bence biz Brezilya'ya karşı oynayacağımız maçı kendimiz oynayalım. Eğlenceli olur. Diğer grupları incelediğim zaman G grubunda İtalya, Ekvador. Ekvador'dan 2 tane var. Burada bir hata mı olmuş? Ne olmuş? Burada Yama yapımcısının küçük bir hatası olmuş olabilir. Yapacak bir şey yok. A grubunda Danimarka, Senegal, Uruguay, Fransa. İyi grup. Abi gruplar manyak ya. Suudi Arabistan da varmış o zamanlar. Hem de reytingi çok kötü değil. Reytingleri görmüyorsunuz. Kameramı kapatayım. Görüyorsun yani, Suudi Arabistan o kadar kötü değil. Bizim Türkiye'mizinki de yine iyi. Brezilya çok yüksek. Bakalım kim kazanacak bu Dünya Kupası'nı? Ben şimdi Türkiye'nin başına geçeceğim. Tamam mı? Bir de Brezilya'nın başına mı geçsek hani kim kazanacak görmek için ya. Almanya'nın başına geçiyorum. Brezilya'nın başına geçmeyeceğim abi. Başka yüksek reyting kim var? Gerçek hayatta zaten Almanya Brezilya finali oynanmış. Videoyu bölüyorum. Herhangi bir Dünya Kupası'ndan unutamadığınız bir anınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Arjantin bayağı yüksek. İngiltere bayağı yüksek. Tamam, İngiltere'nin başına geçelim. Bu 3 takım elenirse ne yapacağımızı bilmiyorum artık. Göreceğiz. Parlamaya hazır mısın diyor. Hocam hep parlağız biz ama yani. Bu sorular olmuyor bize. Aha, adama bak. Adam jeneriğe kadar ayarlamış. Tamam, buraları geçelim ama telif olmasın. Grupları zaten görmüştünüz. Şimdi ilk maçla başlıyoruz. Almanya'nın başına geçmiştik biliyorsunuz ki. Simüle edeceğiz abi. Türkiye'nin maçı geldiğinde de oynayacağız. Bu yüzden kulaklığımı taktım. Şöyle göstereyim. Bu arada Almanya 1-0 kazandı. Klose attı golü. Diğer skorları da görüyorsunuz. Böyle grup aşamaları benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Bu yüzden hızlı hızlı geçeceğiz. Mesela şu maçı da hemen bir simüle edelim. Bakalım ne oluyor. İngiltere 4-2 alıyor. Türkiye'mizin ilk maçı kimle olacak? Kesin Brezilya ile oynarız bak. Biz Brezilya ile oynayacağız. Çin'le oynuyoruz. Eyvallah. Bu maçı da simüle ediyoruz. Türkiye'miz geliyor ve şimdi 3-0. Bülent Korkmaz, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci. Ve işte o maç geldi. Gruplardan çıkabilmemiz için Brezilya'yı yenmemiz lazım. Bakalım Türkiye'mizle beraber neler yapacağız? Hazırsak maça başlayacağız arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman oyna diyelim. Yanlışlıkla simüle edecektim. Aha, Rüştü ile top kurtaracağım. İşte Rüştü Reçber. Hadi bakalım, giriyoruz maça. Türkiye'miz ısınıyor. Görüyorsunuz Emre Belezoğlu ekranlarda. Onları da ısınırken göreceğiz mi hocam? Onları görmedik. Aha, sahaya çıkıyoruz. Ve işte 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya-Türkiye karşılaşması. Gruplarda bakalım kazanan taraf kim olacak? İki takımın da oyuncuları şu anda sahaya çıkıyorlar. Brezilyalı taraftarlar orada bir şey yapmışlar, bayrak asmışlar, bir şeyler yapıyorlar. Brezilyalı oyuncuları görüyorsun. Arkada Brezilya
şeyleri asılmış. Pankartları asılmış. İşte Ronaldo Nazario'nun efsane olduğu dönem zaten, o saçının şey olduğu dönem. Evet, milli takımımız ekranlarda. Haydi milli takım. Haydi Türkiye diyoruz. Ve maça onlar başlıyor. İyi olan kazansın. Bas. Bas hocam bas. Alamadık aradan. Şimdi Ronaldo Nazario. Aman abi, Ronaldo Nazario vallahi geliyor. Vallahi geldi, helal olsun. Yıldıray. Şöyle bir çekeceğiz. Emre Belezoğlu. Emre oynadı. Çok güzel geliyoruz. Tugay Kerimoğlu. Hasan Şaş'ı gördü. Hasan Şaş almadı. Ergün Pembe uzun bir top oynadı. Geliyoruz. Türkiye'miz geliyor. Ceza alanı içinde kim var? Ceza alanında kim var? Emre Belezoğlu aldı. Emre değilmiş. Yıldıray Baştürk arka geçti. Yıldıray Baştürk Brezilya defansı karşılıyor. Brezilya defansı karşıladı. Dönen top. Tugay Kerimoğlu indirdi şimdi. Tugay verdi pasını. Ümit Davala çok saçma bir çalım yaptık. Çok saçma bir hareket oldu. Bu golü yemeyelim. Defansımıza dönelim. Aman abi aman, bu hareketin sonunda golü yemeyelim. Lütfen. Lütfen, helal olsun ya. Bülent Korkmaz harika oynuyor. Defansımız çok iyi. Fatih Akgel geldi sağdan. Fatih Akgel ceza alanına doğru baktı. Fatih Akgel taç bizim hocam. Hocam bizim. Fatih Akgel ceza alanı içine doğru orta vurur muyuz? Oh! Hocam Emre Belezoğlu'nu düşürdüler. Şimdi dönen top, indiremedik. Yıldıray hep Emre sanıyorum. Yıldıray Baştürk bayağı iyi çalım atıyor bu arada. Yıldıray'ın bu özelliğini kullanabiliriz. Şimdi Yıldıray Baştürk verdi pasını. Tugay Kerimoğlu sağ taraf. Hocam pas veriyordum, faul yaptı ya. Nedir bu hocam, ne var yani? Allah Allah, böyle sert oynamayın. Ümit Davala verdi pasını. Şimdi ceza alanı içinde kim var? Ceza alanına doğru açmak istedik, olmadı. Şimdi Ümit Davala. Brezilya'da kaldı top. Ronaldo Nazario iyi çekti, iyi gitti. Aman abi, tutamadık. Oh! Oğlum bu da gol olabilirdi ya. Herifler manyak geliyor, sürekli şut atıyorlar. Bizim de artık güzel şutlar atmamız gerekiyor. Türkiye yüklenecek. Tugay Kerimoğlu hocam, faul var Tugay'a, yeter. Yeter hocam. Hep de Tugay'a yapıyorsunuz. Nedir alıp veremediniz? Oo, geliyor Brezilya. İyi tutalım araları. Ronaldo Nazario ceza alanını da tutalım. Onu da tutalım. Helal. Helal oğlum. İyi savunma yaptık. Ergün Pembe. Şimdi verdi pasını. Çok güzel. Emre Belezoğlu nereye oynadı? Adama pas verdin Emre. Emre adama pas verdin. Hayır. Kalenin üçlü var kalede. Allah kahretmesin ya. Onu düşünmedik ki öyle. Emre ile ben orada ceza alanında değil de yana doğru pas atacaktım. Bir daha geri götürüp bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok saçma bir pas oldu. Ve golü yedik. Maalesef. Cevap vermemiz lazım. Ulan gruplardan çıkamayabiliriz bu maçı verirsek. Nihat oynadı. Şimdi sağ tarafta arkadaşımızı göremedik. Yıldıray Baştürk geçti. Sol tarafta pasını oynadı. Aynı arka direkte bomboş. Ümit Davala var. Ümit Davala'ya doğru. Attı golü Ümit Davala. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu bu. Birazcık bağırmış olabilirim. Ama özür diliyorum. Şey oldum bir hale. Burada sinir oldum Brezilya'ya. Görüyorsun. Abi Yıldıray harika getirdi. Verdi pasını sola. Ergün Pembe mi açtı? Kim açtı o ortayı? Ümit Davala attı golü ya. Çok güzel oldu bu. İlk yarı bitiyor arkadaşlar bu arada. 1-1. Hemen cevap verdik. İyi oldu. Bir de onlar bayağı üstün oynamıştı bizden. Ona rağmen skor 1-1. Bak şuradan hemen maç bilgilerine basalım. Görüyorsun yani. Haydi bakalım, ikinci yarı başladı. Türkiye'miz neler yapacak bu yarıda? Hasan Şaş. Karşında Ronaldo Nazario var. Aman baba neler yapıyoruz. Yıldıray Baştürk aldı. Yıldıray Baştürk. Brezilyalılar korkuyor Yıldıray'dan. Yıldıray gidiyor. Yıldıray verdi sağ tarafa doğru. Harika bir pas. Alırız onu. Roberto Carlos var orada. Ümit Davala. Roberto Carlos'u geçtir Ümit Davala. Ne yapıyor Ümit Davala? Ceza alanı içine doğru ortaya açtı. Şimdi vurur muyuz? Rövaşada denemesi olmadı. Dönen top Tugay Kerimoğlu. Ceza alanı içine doğru. Yıldıray Baştürk alamadı. Offside. Ya abi boşuna korner verdik ya. Boşuna korner verdik. Oyuncu değişikliği yapalım mı? Bak onlar yapıyor. Ronaldinho giriyor abi adamlarda, bir dakika. Heriflerden Ronaldinho girdi. Biz kimi alacağız? Okan Buruk 88 mi koşuyor? Sen ne diyorsun abi? Sen ne diyorsun ya? Okan Buruk'u alalım, şöyle sağ kanat oynasın orada, tamam. Abi 88 ne demek? Şaka mı bu? Tamam abi, o girsin. Ümit Davala golün sahibi, oyundan çıkıyor. Yerine Okan Buruk giriyor. Okan'ın yüzünü yapmamış. Evet, buradan yama yapımcısına kızıyoruz. Ceza alanının içine doğru bir orta. Şimdi Bülent Korkmaz uzaklaştırdı. Hasan Şaş girdi. Koşuyoruz orada. Kim koşuyor? Yıldıray koşuyor. Edmilson, aman abi. Aman Ronaldinho. Oğlum neler oluyor? İsimlere bak karşı taraftaki. Ama bizimkiler de çok iyi. Şimdi Tugay Kerimoğlu. Yıldıray Baştürk gidiyor. Yıldıray Baştürk Hasan Şaş'a kaç diye bağırdı. Yıldıray verdi pasını. Güzel paslaşmalar var. Evet. Çok güzel Hasan Şaş. Hasan Şaş baktı. Yıldıray'ın önüne doğru. Hocam el var hocam.
Hocam orada el var. Lucio eliyle aldı orada. Aman 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 aman. Ronaldo Nazario geldi. Önünde duralım. Hocam hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok ya. Kendini yere attı. Ha tamam, penaltı vermemiş, tamam. Penaltı sandım ha. Penaltı vermemiş abi. Uf, penaltı olsaydı var ya, vara bakacaktım. Faul var mı yok mu diye. Gerek kalmadı, şimdi çok güzel. Geliyor Türkiye. Nihat Kahveci'ye verdi pasını. Harika pas Emre Belezoğlu. Emre soldan yardıracak Emre. Ceza alanına doğru şöyle bir baktı Emre. Sol ayağıyla orta açabilir. Açtı ortayı, ceza alanında Altaşlaş var, dönen top. Şimdi dönen topu alalım, arkaya doğru indirdik sakin. Ergün Pembe. Tugay Kerimoğlu. Hasan Şaş. Tekrardan Tugay Kerimoğlu. Uzun bir top oynama düşüncesi olmadı. Olmadı. Çok güzel kaçmıştı orada oyuncumuz. Tugay da iyi düşündü ama gol gelmedi. Şimdi Ronaldo Nazario. Aradan pas düşüncesi. Aa boşa kaydık yanlışlıkla. Aman abi. Aman abi. Aman abi. Aman abi. Aman abi. Fatih Akgel. Harika müdahale. Şimdi nasıl kaldı onda? Arkadaşlar bağırdığım için özür diliyorum da yani. Saçma sapan bir atak yedik. Bu maçta da susmadım ha. Maç çünkü basket maçı gibi oldu. Bir orada bir burada. Şimdi yürü oğlum. Yürü oğlum. Alpay sen yürüyemezsin. Sen stopersin. Oğlum yok mu yardıma gelen? Alın şu topu artık ya. Vermememiz lazım. Kesinlikle eğer verirsek gruptan çıkamayız. Haydi Türkiye. Roberto Carlos ceza alanına doğru girdi. Roberto Carlos. Ah be. Ulan Allah kahretmesin. Carlos bitirdin bizi. Bir dakika ne oluyor? Carlos bitirdin bizi. Ya abi ya. Orada ya aman. Aman yani. Aman yani öf. Tamam saldıracağız. Hiç sorun yok. Okan Buruk. Okan. Okan çok süratli verdi pasını. Şimdi şöyle oynadık. Lan. Okan Buruk ilerliyor tek başına. Ronaldo iyi adamla sıyrıldı. Okan Buruk verdi pasını. Hasan Şaş'ın önüne doğru. Hasan Şaş. Hasan Şaş lan. Çekecektim topu ya. Ayağından çok açtı. Dakika 89, Brezilya geliyor. Son bir atak şansı, alır mıyız topu artık? Alamıyoruz ya. Brezilya oynuyor son atağı ya. Bari vurun da ben oynayayım hadi. Aman 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 aman. Korner. Hocam artı 2-3 bir şey ver. Hemen hemen korner dönüşü gol atalım. Vallahi atarız. Uzaklaştır. Hadi hocam hocam bırak, bitirme hocam. Aman be. Oğlum yürüyün artık ya. Hocam bitirme hocam. Hocam bitirme. Ya bitirme dedim sana. Gereksiz sinirlendik. Brezilya'yı tebrik ediyoruz. Seviniyorlar tabii ki. Ne yapsınlar, sevindiler. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz tabii ki. Üzgünüz. Üzgünüz. Gruplardan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Costa Rica'yı yenmemiz lazım. Costa Rica'ya yenildik bir kere çünkü. Ya bir de o yıl damga vurmuştuk ya. Şimdi eğer oyunda damga vuramazsak çok kötü olacak. Al işte, Türkiye elendi abi. Al işte. Peki kaç puanla elendi? Averajımız daha iyiymiş. Hayır, 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 hayır. Tamam. Şimdi biz bu turnuvayı kimin kazanacağına bir bakalım. Tamam mı? Hızlı hızlı simüle edeceğiz. Ardından bir de Türkiye ile bir daha açacağım. Maç oynamadan simüle edeceğim. Almanya bu arada İspanya'yı eledi. Çok eski oyuncular olduğu için burada pek dikkatinizi çekeceğini sanmıyorum ama Suudi Arabistan penaltılara bırakmış Arjantin'le. O çok ilginç. Devam ediyoruz abi. İngiltere'de Portekiz'le oynuyor. Portekiz'de de yine tanımadığımız isimler var. Ve İngiltere Portekiz'i eliyor. Eşli Colin golüyle. Eşli Colin golü. Konuşamıyoruz. L'ler falan bir araya gelince bazen konuşamazsın. Hayat böyledir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yarı final. Hemen şunu simüle edelim de. Abi yarı finalde bizim iki tane takımımız karşılaşıyor. Böyle olmaz ki ya. 3-1 Almanya kazanıyor. Herhalde Almanya Brezilya finali olacak yine ha. Ne diyorsun? Olabilir. Brezilya elendi mi? Lan Brezilya gitmiş. Şaka mı bu? Yarı finaller oynanacak değil mi şu an? Yarı finaller oynanacak. Amerika buraya kadar gelmiş. Belki onun yerinde biz olacaktık. Brezilya nerede gitti abi? Güney Afrika'ya elenmiş Brezilya. Aman 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 aman. Şimdi Amerika'yı herhalde eleriz. Tamam mı? Bunu artık hani Almanya'yla eledik. Klose atıyor iki golü. Ben bir an evvel Türkiye ile bir daha simüle etmek istiyorum. Almanya'yla hangi takımın finali olacak? İtalya mı Fransa mı? Geliyoruz Fransa. Fransa Almanya finalinde. Kazanana bakmadan önce hemen bir gol krallarına bakalım. Vieri, Klose, Moore, Heskey. Gerçekten iyi isimler var. Asist krallığını da gösterelim. Zidane'ı görüyorum. Andrei'yi görüyorum Fransa'dan. Fransa iyi takım. Herhalde Almanya'yı yenecekler. Gol yenmeyen maçta Buffon var İtalya'dan. Buffon senelerin adamı. Arkadaşlar o zaman hazır mıyız? Diğer gruplara bakmadık bu arada hiç. Onları da şöyle bir durdurup bakabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim. Zaten bir daha Türkiye ile simüle edeceğimiz için finali oynatalım. Bakalım Fransa mı kazanacak? Almanya mı?
Penaltılarla Fransa kazanıyor. 1-1 biten maçta Ballack ve Zidane karşılıklı gol atmışlar. Helal olsun. Gayet güzel. Gayet güzeldi. Şimdi dediğim gibi turnuvayı bir daha açıyoruz. Bu sefer sadece Türkiye'yi seçiyoruz, tamam mı? Sadece Türkiye ile simülasyonlarımızı yapacağız. Bir de böyle yapalım. Acaba ne olacak? Merak ediyoruz. Evet, bu jenerik bir 10 dakika sürüyor. Hadi bakalım, ilk grup maçımız Türkiye'mizle. Acaba ne olacak? Çin'e karşı kazanmamız lazım. 2-1 kazanıyoruz. Gayet güzel. Costa Rica'ya yenilmiştik. Az önce gruplardan çıkamamamızın sebebi bu. Bu arada kulaklığı da çıkarayım. Costa Rica'ya yenilmememiz lazım. Tanıdık isimler de hiç göremiyorum. Bu isimleri tanıyanlar yorumlara yazabilir. 2-1 kazandık. Ümit Davala ve Emre Belezoğlu atmış gollerimizi. Brezilya maçı abi. Brezilya maçı oynadık biliyorsunuz az önce. Bu maçta ne olacak? Yenilsek sorun değil. Gerçekten sorun değil. Bu arada iyi oynamışız. Onlar 5'e 4. Bizim de 5'e 3 fırsatımız var. Gayet iyi yani. Çok iyi hem de. Gruplardan çıktık o zaman değil mi? Çıktık baba. İnşallah yani. Şu an yükleniyor. Artık reis yüklenecek mi? Yoksa yüklenmeyecek mi? Bir karar ver yani. Niye turnuvayı bitir diyor lan? Hasta mı oğlum bu oyun? Biz çıkmadık mı gruplardan? Niye turnuvayı bitireyim? Niye bitirdim? Oğlum başlarım seni turnuvana. Saçmalama. Sinirlendirme beni. Geç şöyle Türkiye'yle geç. Dostlar bir daha açtık yani. Hani bilmiyorum ne yapacağız ama bir daha açtık. Yine Çin'e karşı oynuyoruz. Tamam, kazandık. Ben bu kısımları bir hızlı geçeyim. Tamamdır abi. Şimdi grubun son maçına şey yapıyoruz. 3-2 yendik lan Brezilya'yı da. Emre Belezoğlu'na bak sen. 2 tane gol atmış. Ooo. Hadi bakalım. Şimdi de donma ama. Şimdi de şekil yapma oyun. Bak şimdi grup birincisiyiz yani biz. Şekil yapıyorsun şu anda. Şu anda şekil yapıyorsun abi. Bak şu anda şekil yaptı. Oh, devam ediyoruz. Tamam. Devam ediyoruz. İngiltere'ye karşı son 16 maçı. O kadar olaydan sonra, böyle bir grup birinciliğinden sonra son 16'da İngiltere'ye yenilmeyelim. Diğer gruplardan olmuş Fransa'yı görüyorsun. Paraguay, İspanya. Bak az önceki simülasyonda Fransa'yı eleyen Güney Afrika burada gruplardan çıkamıyor. Çok ilginç şeyler yaşanıyor yani. Fransa'yı değil, Güney Afrika şeyi elemişti. Brezilya'yı elemişti, yanlış olmasın. İşte bu simülasyon işi arkadaşlar her zaman çok ilginç. İtalya bu sefer gruplardan çıkamamış. Ekvador ve Meksika. 2 tane Ekvador vardı bu grupta biliyorsunuz ki. Hadi bakalım İngiltere'ye karşı ben güveniyorum milli takımımıza. Ve şimdi Türkiye. Ulan uzatmalarda gittik ya. Görüyor musun? Uzatmalarda gittik. Vay be ulan. Ama ben pes etmem. Ben pes etmem abi. Buradan şimdi bana yine turnuvayı bitirtecek. En son kaydettim bilerek ki bir daha deneyebilelim. Arkadaşlar videodaki Türkiye ile son şansımız. En azından gerçek hayattaki başarımızı oyunda yaşayabilecek miyiz? Brezilya ile son maçımız. Bu maçtan itibaren devam edeceğiz. Burada yenildik. Olabilir. Olabilir yani, böyle şeyler yaşanabilir. Gruplardan ikinci çıkıyoruz. Kaç kere baştan aldık arkadaşlar bu arada ya. Ama olsun, birkaç kere deneyip farklı şeyler görme imkanı sağladık. Oyun bana yine şekil mi yapıyor oğlum, yapma ya. Harbi yapma. Oğlum ikinci olunca beni niye oynatmıyor lan? Tamam 2-2 kaldım, hadi oynat beni ya. Niye beni oynatmıyorsun üçüncü olunca, ikinci olunca? Üçüncü olsam tamam da ikinciyim, gruplardan çıkıyorum. Şile'den çıkarım bak. Turnuvayı bitir deme ha. Fransa geldi abi. Yok yani gerçekten benim çektiğim çile nedir, ben bil şu takıma bak. Zidane falan var karşıda ya. Hadi Türkiye. Yes yes. İşte bu, daha iyi oynayarak yeniyoruz. Bak fake attım. Fake attım, totem yaptım arkadaşlar, gördün? Olay budur. Oh be. Hani biz kötüyüz falan hesabı yapıp bir anda Fransa'ya şok. Güney Afrika burada gruplardan çıkmış yine. Bir şekilde adamlar gruplardan çıkıyor. Brezilya Kamerun'u eliyor. Arjantin Rusya'yı elemiş. Yerlerini de görüyorsunuz. Rakibimiz kim olacak? Burası çok kritik bizim için. Ve şimdi Almanya geldi. Gerçek hayatta Almanya'ya eleniyoruz diye hatırlıyorum. Değil mi? Eleniyorduk galiba. Eleniyorduk evet. Tam da hatırlamıyorum lan. Ne oluyordu Almanya'ya son dakikalarda? Eliyor muyduk lan? Eleniyorduk. Eleyemeyiz. Almanya Brezilya finali oldu. Ben ne konuşuyorum ya? Tamam geç. Nasıl eleyelim? Bu arada bunlar da bizi eledi harbiden. Olsun, Emre golünü atmış. Helal olsun. Helal olsun. Yapacak bir şey yok. Çok güçlü takım geldi. Burada da bizim için turnuva bitti. Biliyorsunuz ki oyun seçtiğiniz takım elenince gerisini göstermiyor abi. Böyle de bir şey. Gol krallığı tablosunu görüyorsunuz. Asist krallığı tablosunda Emre Belezoğlu var üstlerde. Ve gol yenmeyen maçta Rüştü'yü göremiyoruz ilk 15 içinde. Ah Rüştü neredesin? Yoksun. Demek ki her maç gol yedik. Olabilir. Dostlar böyle bir video çekmek istedim. 2002 Dünya Kupası'nı FIFA 22'de oynadık. Umarım eğlenmişsinizdir. Farklı konsept fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi. Oğlum şimdi kapak fotoğrafı çekmek için oturdum da, keşke bu videoda bu tişörtü giyinseydim ya. Görüyorsun, harika tişört. Birazcık yürüyen Nike reklamı olduk ama olsun.